Merhabalar değerli Kanal 68 izleyenleri. Fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Aksaray'ımıza yeni gelmiş başarılı bir cerrah, beyin, sinir ve omurilik cerrahı Oğuz Balkış. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam yayın öncesinde de görüştük. Sizinle gerçekten çok başarılı ameliyatlarda, çok başarılı olduğunuz konular var. Sizin gibi bir cerrah Aksaray'a kazandırılmış olmasından dolayı hem İnova Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz hem de sizleri burada görmekten cidden mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de çok mutluyum Aksaray'a geldiğim için. Daha yeni geldim, 2 hafta oldu ama Aksaray çok güzel bir yer. Evet, Aksaray hemen ısındık vallahi biz. Sanki çok uzun süredir buradaymışım gibi bir hal aldık. Samimi bir şehirizdir. Evet, aynen öyle. tekrar hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, bugünkü konumuz aslında genelde herkesin başına gelen bir konu. Bel boyun ağrılarında çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi fıtık. Hocam ben hızlıca konuya girmek istiyorum. Tabii. En çok başvuran hastalar büyük ihtimalle fıtık hastalarıdır. Evet. Hocam bel fıtığı özellikle, fıtık nedir, nasıl oluşuyor, bu konuda ne demek istersiniz? Şöyle, bel fıtığı bizim bel omurgalarımız arasında, omurgalarımız kemik yapılardır. Bunların arasında, bu omurgalar bizim dik durmamızı, yürümemizi ve ayakta durmamızı sağlayan yapılardır, hareket etmemizi. Bu omurgalar sert kemik yapılar olduğu için bunların arasında yastıkçık görevi gören disklerimiz vardır. İçi jelle dolu olduğunu düşünebileceğiniz, dışının böyle bir zarla sarılı olduğu bir yastıkçık gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu yastıkçıklara biz disk diyoruz. Bu disklerimizde meydana gelen bozukluklar, bu disklerimizin dışarıya taşması sonucu önündeki siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ağrı veyahut da işte sinirin fonksiyon bozukluğuna yol açan bir hastalıktır bel fıtığı. Buradan kaynaklanır. Peki bunun tanımlamasında veya teşhis kısmında neler yapıyorsunuz hocam? Hasta geldi, fıtık kaynaklı bir ağrı var. Evet. Şimdi şöyle, hastalarımız yani bel ağrısıyla gelir bize daha çoğu. Çünkü bel ağrısı çok sık görülen bir hastalıktır aslında. Evet. Çünkü herkesin hayatında birkaç defa bel ağrısı geçirmiştir. Tabii. Bel ağrılarının çoğunun nedeni aslında fıtık değildir. %4'ünü fıtık oluşturur yapılan araştırmalara göre. Evet, %96'sı bel fıtığından kaynaklı değildir. Bel eklemlerinde, omurga eklemlerindeki bir takım zorlanmalar, oradaki ligamanlardaki bir takım aşınmalar veyahut da kasların spazmına bağlı, zorlanmaya bağlı gelişmiş mekanik bel ağrıları esasında daha büyük çoğunluğu oluşturur. Bunların içinde çok az bir kısmını bel fıtığından kaynaklanır. Kişi bize hastalar, işte hocam belim ağrıyor uzun süredir. Son zamanlarda buna kalça ağrısı veyahut da bacak ağrısıyla eklendi diyerek gelir bize hastalarımız. Biz yaptığımız muayene sonucunda onlara görüntüleme tetkikleriyle tanı koyarız. İşte bunların içerisinde en önemlisi de MR tetkiki. Bir bel MR'ı çekeriz. Bel MR'ının sonucunda bize kişinin hangi seviyesinde fıtık olduğu, bu fıtığın ne kadar büyük olduğu, hangi şekilde olduğu ve fıtığın seviyelerinin ne olduğunu ortaya koyarız. Kişinin kliniğiyle beraber ona bir tedavi şeması, ne yapabileceğimizi konuşup kararlaştırırız. Peki burada vatandaşlarımız da yani izleyenler de çok merak ediyoruz. Peki her fıtık ameliyatlık mıdır gerçekten hocam? Yok, aslında her fıtık ameliyatlık değildir. Aynı nasıl bel ağrısının çok az bir nedeni bel fıtığıysa, yine bel fıtıklarının da çok az bir yüzdesine biz ameliyat öneririz. Değil mi? Evet. Evet, %5 ile 10 arasındaki bir yüzdeye en fazla biz ameliyat öneririz. %90'ından fazlası ameliyatsız tedaviyle tedavi olabilecek fıtıklardır bunlar. Biz hastaya baktık, atıyorum işte dediğim gibi biz fıtıkları 3 evreye ayırırız. Kabarıklık evresi, daha büyük bir kabarıklık ve patlamış fıtık dediğimiz halk arasında sekestere parça dediğimiz fıtık parçalarının dışarıya çıktığı, o jelatin kalıptan dışarıya çıktığı evre olarak. Fıtığın bu evrelerden hangisine olduğuna bağlı olarak, fıtığın boyutuna, o parçanın boyutuna ve kişiye verdiği ağrının şiddetine bağlı olarak biz ameliyat kararını veririz. Genelde en son evredeki fıtıklara ameliyat deriz. Yani patlamış fıtık dediğimiz, dışarıya çıkmış bir parça olduğu, bu parçanın da gidip siniri sıkıştırıyor olduğu durumlarda biz ameliyat kararı veriyoruz. Geri kalan diğer iki seviyedeki fıtıklara genelde ameliyat demiyoruz. Ama tabii kişinin kliniği burada önemli bizim için. Çoğu ameliyatsız tedavilerle, yazdığımız ağrı kesici, kas gevşeticilerle, istirahat tedavileri ve hani bir takım fizik tedavi yöntemleriyle, fizyoterapi yöntemleriyle atlatılabilecek bir hastalıktır.
Hasta ameliyat değilse o zaman ameliyatsız tedaviler anlamında iğne ilaç veya fizyoterapi mi öneriyorsunuz? Yoksa ekstra yaptığınız tedaviler de var mı? Şöyle, bir kere müdahale edebileceğimiz dediğim zaman burada müdahalemiz sadece ameliyat olmuyor. Tabii. Evet, yani fıtığına müdahale gereken bir takım hastalarımız olabiliyor. Ameliyatsız tedavi yöntemleri evet. dediğimiz. Tabii ki hastaya öncelikle birinci basamak tedavimiz istirahat, ağrı kesici, kas gevşetici. Sonra fizik tedavi uzmanlarına yönlendirip ya da fizyoterapiye yönlendirip bir takım tedavi yöntemlerini, o prosedürleri almasını sağlıyoruz. Evet. Ama bazen de müdahale gerekebiliyor hastanın tabii. ağrısı çok fazla olduğunda. Buna işte dermal pet dediğimiz bir takım ağrı kesici bantlardan tutun da fasat ekleme enjeksiyonları dediğimiz veyahut da halk arasında lazerle tedavi dediğimiz işte bir takım nükleotom yöntemleri genel anestezi almadan. Onu da soracağım özellikle lazerasyonu. Evet veyahut da işte foraminal enjeksiyon dediğimiz yöntemlerle kişinin ağrısına tedavi şeklinde yardımcı olabiliyoruz direkt ameliyat almadan. Bu lazerle ameliyat dediğimiz yöntemler ama bunlar... Çok az fıtık çeşidine esasen uygulanabilen yöntemler değil mi? Çünkü çok revanşta bu ara işte lazerle bir ameliyat varmış falan diye. Evet. Yani... Şöyle bizim ameliyat önerdiğimiz, gerçekten ameliyatlık dediğimiz o azınlıktaki fıtık çeşitinin de çok az bir kısmı aslında bu lazerle ameliyatlara veyahut da nükleotom yöntemlerine uygundur. Çok büyük bir parçası olan hastaya, çok büyük patlak fıtığı olan kanalda ciddi sinirini sıkıştırmış hastaya siz bu yöntemleri uygulayamazsınız. Ona faydası olmaz aslında. Ama tabii ki olanları biz de kendi hastanemizde ve mesleki sürecimizde işte faset ekleme enjeksiyonu olsun, foraminal enjeksiyonlar olsun bunlarla yapıyoruz. Lazerle olan kısmı biraz daha açabilir miyiz? Lazerle tam olarak ne yapılıyor? Ameliyat değil aslında tam olarak galiba. Evet. Şöyle dışarıdan bir iğneyle giriyoruz. Kişi genel anestezi almıyor, uyanık oluyor. Bir takım lokal anesteziklerle, ağrı kesicilerle dışarıdan bir girişim yapıyoruz cildin üzerinden. Fıtığın olduğu, kabarıklığın olduğu o diskin içerisine giriyoruz. O diski ısıtarak veya da bir takım ilaçlı yöntemlerle küçültüyoruz aslında. Küçülmesini hızlandırıyoruz. Evet. Oradaki sinir sıkışıklığının böylece rahatlamasını, kişinin ağrısının geçmesini sağlıyoruz. Yapılan yöntem bu aslında. Bel fıtığı ameliyatlarında peki hocam bir de onu çok sormak istiyorum. İnsanlar işte açık ameliyat, kapalı ameliyat, mikro cerrahi bunlardan bahsediyor. Daha çok hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz? Veya şu fıtıkta kesinlikle bu ameliyat kullanılır, başka şansı yoktur diyeceğiniz bir durum var mı? Tabii şöyle, şimdi bizim genel olarak hastanemizde ve dünyada Türkiye'de esas uygulanan bel fıtığı tedavi yöntemi mikro cerrahi yöntemidir. Evet. Altın standardımız budur. Yani ameliyat dediğimiz bir hastanın %90'ına biz bu yöntemle uygularız. 2-3 santimlik bir cilt kesisiyle keseriz fıtığın olduğu seviyeyi. Kaslarını sıyırdıktan sonra mikroskop altında oraya girer bir takım kemik yapıları ve ligaman yapıları alırız. Patlak parçaya ulaşabilmek için kanalın içerisinde patlak parçayı alırız. Patlak parçanın çıktığı o zarın bozulmuş olduğu yere bakarız çok genişse ve içeriden tekrar parça çıkma ihtimali çok yüksekse o iç kısmı mümkün olduğunca çıkmaya meyil etmiş o jelatinimsi diski boşaltırız, çıkarız. Ama yatı 45 dakika 1 saat kadar sürer. Uyandığında hasta bacak ağrısı geçmiş olur. Bel ağrısı olur ameliyat yerinin ağrısı. 6 saat sonra ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz hasta yemeğini yiyor. Ertesi gün bel ağrısı da rahatlamış oluyor. Serviste iyice yürütüp zorluyoruz. Kendine güvenin gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında taburcu ediyoruz hastayı. İşte bir hafta sonra bir evde pansuman sürecinden sonra da dikişlerini alıp kontrole geldiğinde hastanın esasında ilk o ameliyatla ilgili kısmı bitmiş oluyor. Ama tabii ameliyat sonrasında dikkat edeceği kısmı daha yeni başlamış oluyor. Dediğim gibi burada uygulanan esas yöntem mikro cerrahi teknikle ameliyat etmektir. Vidasız mikro cerrahi teknikle bu ameliyat kolayca yapılır. Peki ameliyat sonrasında hastalara ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Yani dikkat etmeleri gereken neler var? Ya da dikkat etmesin ne olabilir? Evet. Şimdi şöyle esasında en az ameliyat kadar önemli olan kısım da ameliyat sonrası olan evet. kısım. Neden? Çünkü vücudumuzun diğer yerlerinden farklı olarak disk mesafesinde kan damarı yok. Evet. Ve kan dolaşımı olmadığı için verdiğimiz ilaç çubuğu her şey oraya geç uğruyor ve geç iyileşiyor. Ameliyattan sonra kişinin çok ciddi bir bacak ağrısı vardı, bel ağrısı vardı. Biz ameliyatını yaptık, ağrısı geçti, iyileşme sürecinde evine gitti, bir hafta istirahat etti, dikişini aldı, bel ağrısı da geçti. Hasta zannediyor ki dikişini de aldı, şey üst tarafı iyileşti, her şey bitti zannediyor. Bitmedi. İçerisi daha iyileşmedi. İçerinin iyileşmesi yukarı kadar hızlı olmuyor. Tabii. Cilt gibi olmuyor. En az bir aya yakın sürüyor. Bu süreçte hasta da rahatladığını düşünüp normal eski hayatındaki gibi belini zorlayacak hareketlere giriştiği an İçerisi henüz iyileşmediği için tekrar fıtık oluşma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden biz hastalarımıza ameliyat sonrası
önemli uyarı olarak muhakkak söyleriz. Ne olur bir 3 hafta daha, 1 ay daha tabii. Belini zorlamayacaksın, ameliyat olduğunu unutmayacaksın. Bir takım egzersiz demeyelim de ona, belini kuvvetlendirecek hareketlerle beraber belini zorlamayacak bir takım manevralarla işleri evet. Nasıl yapacağını gösteririz. Bunu öğretiriz hastalara. Yataktan kalkışı çok tabii önemli. Ki gerekirse işe gitmemesi için 1 aylık raporlar veririz, evde istirahat etsin diye. Çünkü içerisi 1 ayda anca iyileşiyor. Ama o süreci atlattıktan sonra kişi normal bir tamamen dönüyor. Evet. Hocam şununla büyük ihtimalle karşılaşıyorsunuz. Çünkü halkımız, vatandaşımız da bunu çok fazla duyuyoruz onların ağzından da. Ya bel fıtığı ameliyatı olman, ya bel fıtığı ameliyatı çok kötü bir durum. Böyle bir şey duyuyorsunuz büyük evet. ihtimalle. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konu hakkında? Şöyle ya, ameliyat yüzü soğuk bir karar. Evet, ne yazık ya. Evet, yani o yüzden insanlarımız da haklı. Hemen gittiklerinde o güne kadar hiçbir sorun vermeyen bir bacak bel birden ağrı başlıyor gidiyor. Evet. Doktor diyor ki ameliyat olman lazım. Doğal olarak bunu kabullenmekte insanlar zorlanıyor. Tabii etraftan duyduğu negatif bir takım yorumlarla da. O yüzden onları haklı buluyorum. Ama şöyle bir şey var. Ameliyat size bir beyin cerrahı ameliyat öneriyorsa bu iş boş yere önermez. Evet, boşuna önermeyecektir. Çünkü biz zaten ameliyat %90 fıtıklara ameliyat demiyoruz, yönlendiriyoruz. O yüzden hastalarımız kendisine ameliyat önerildiyse, bir fizik tedavi uzmanı size ameliyat gerekebilir, beyin cerrahına gidin tabii. Veyahut da bir beyin cerrahı size ameliyat önerdiyse bunu ciddiye almaları gerekir. Tabii ki sorup sorgulayabilirler. Ben kendi hastalarımda hastalarıma ya ben size ameliyat öneriyorum, illa ben de olmak zorunda değilsiniz. Gidin başka bir doktorun daha görüşünü alın. Görüş almak iyidir. Birkaç görüşü alıp, çünkü ameliyat olacağınız hekime, hastaneye karar vermek burada zor bir şeydir. Tabii, İnsanlar tabii. Mümkün olduğunca ameliyatsız atlatmak istiyor bunu. İlaç tedavisi olmaz mı hocam, işte masaj olmaz mı, şu olmaz mı, bu olmaz mı diye doğal olarak daha pratik yöntemlere kaçmak istiyor. Ama buradaki sıkıntı şu, sadece başa çıkmaya zorunda oldukları şey ağrı değil. Patlak bir parça varsa evet. Sinirlerin çıktığı kanallar vardır ve o patlak parça kanalların içerisine girerse felçlikle sonuçlanabilir olay. O yüzden hastalarımız çok da bacak ağrılarıyla, bel ağrılarıyla inatlaşmamaları lazım. Tabii. Kendilerine ameliyat dendiyse çok inatlaşmamaları lazım. Ya çok görülen bir hastalık olduğu için suistimal de edilen bir hastalık. Yani evet. Özellikle yani tıp sektörü dışarısındaki insanlar tarafından çok suistimal tabii, edilen bir kesinlikle. Yani çok görüyorsunuzdur büyük kesinlikle. İhtimalle. Calaskayla asılanlar, işte asfalt sarılanlar, balık saranlar yani çok görülüyor. Bu tarz hastalarla karşılaşıyor musunuz? Yani cerrahi önerilmiş hasta ben ameliyat olmayacağım diye inatlaşıyor ve daha kötü olan hastalarla karşılaşıyor musunuz? Kesinlikle çok karşılaştık. Yani poliklinikte neler gördük, yani işte beli fıtığı var, ameliyat denmiş olmamış, oradan iğne geçirmiş, bir iplik takmış, iplikle ya. Enfeksiyon yaratmış. Ya. Enfeksiyonun iline aktıkça cilt altından iyileşeceğini düşünen hastalar, beline balık bağlayanlar, işte asanlar, edenler, birçok yöntem deneyen var işte, duymuşsunuzdur çeşit çeşit neler. Balığın yağı diyorsun. Diyor, alabalığı sarıyorlar, canlı canlı evet. Yağ geçecekmiş içerideki fıtığı. Evet, bunlar tabii ki tedavi edici özellikleri yok, değil, zaman kaydettirici ki. Hatta zarar verici özellikleri var bazılarının. Ama insanlarımız bunu deniyor. Bunun sonucu ne oluyor? Ya iyileşmeme, ya geç iyileşme, daha sonraki tedavi sürecini zorlaştırıyor ya da iç felçle sonuçlanıyor evet. Bazı hastalarımızda. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Biz zaten ameliyat olması gerekmeyen hastalar ağır kesici, kas gevşetici, istirahatle zaten mesela ev ilacına gidecek, alacak evde 5 gün yatacak, ilaçlarıyla 5. güne rahatlayacak. Tabii. Adam geliyor, gitmiyor doktora, ilacını da almıyor, 2-3 gün evde ağır kesici alıyor falan, işte uzanıyor, yatıyor, en son gidiyor bir masajcıya, bir masaj yaptırıyor, çektiriyor. Ya zaten geçecekti o ağrı. Evet. Yani siz onu yaptırdıktan bir gün sonra ağrısı geçiyor, ağrı geçti diyor, zaten geçecekti o ağrı. Yaralanma süreci bir miktar geçti, akut faz geçince. Aynen, zaten geçecekti. Maalesef biz de çok karşılaşıyoruz. Bu ağrıyla inatlaşmayla veyahut da böyle yanlış tedaviyle felç olan hasta da çok gördük. Felçli gelip ameliyat dediğimiz hastalar da oldu. Ameliyat önerip kabul etmeyip bir hafta sonra işte belini çektirip düşük ayak dediğimiz ayak bileğinde felçlikle, ayak parmağında felçliklerle gelen ve ameliyat etmek zorunda hastalarımız da çok ya oldu. Da idrar kaçırmayla karşılaşılan. Kesinlikle. Burada zaten buna biz acil ameliyat diyoruz bu tür hastalara. Hani doktor bana acil ameliyat dediği durum. Hastalar da patlak parça sadece ağrıya yol açmıyor. Dediğim gibi kanala girdiği zaman siniri sıkıştırıyor. Sinirin kan akımını kesiyor ve sinirin ölmesine yol açıyor. Sinire hasar alıyor. Bu olduğu anda o sinirin iletisinde bulunan işte ayak bileğinizi kontrol ediyorsa ayak bileğiniz çalışmaz oluyor. Baş parmağınız çalışmaz oluyor. İdrarınızı, büyük abdestinizi kontrol eden sinirler çalışmaz oluyor. Kişiler altına idrar kaçırıyor, büyük abdest kaçırıyor. Bu olay gerçekleştiği anda ilk 4 saatte ameliyat etmemiz lazım.
geçerse 4 saat sonra sinirler ölmeye başlıyor ve sinirler öldü mü maalesef ölen sinirin yerine biz yenisini getiremiyoruz. Tıbbın bize çözümü yok maalesef. Bizim yaptığımız işlem bunu erken ameliyat ederek işte orada yarı hasarlı henüz ölmemiş sinirleri kurtarmak ve sağlam kalanların zarar görmesini engellemek. Bu yarı hasarlılar sonra birkaç ay içerisinde, birkaç hafta içerisinde kendini iyileştiriyor, geri dönebiliyor ama literatür bilgisi yani kitabi bilgi şöyle diyor, böyle bir fıtık, felç geliştiği anda fıtıktan dolayı ilk 4 saatte ameliyat edin. Sonra geçen her 12 saatte bir yapacağınız ameliyatın başarı oranı çok düşüyor. Yani felciniz geliştiği bir gün sonra ameliyat ettiğimizde ben hastalara %90 düzelmeyeceksin diyorum. %90-95 düzelmeyeceksin, %5 şans için seni ameliyat ediyoruz diyorlar. Bu da şöyle korkmuş bir şey. Felciniz gelişti, fark ettiniz, hastaneye gittiniz, doktora ulaştınız ama yeterine kadar bir günü zaten buluyor. Ben böyle hani çalıştığım süre içerisinde meslek hayatımda belki 60-70 tane hasta ameliyat ettim. İçinde döndüremediklerimiz de var, felci dönmeyen ağrısını geçirdiğimiz ama hani mucizevi bir şekilde 3. 4. gün ameliyat olup felci geri dönen hastalarımız da var. Bunu Aksaray'da bile yaşadık. Aslında bu da az önce çok önemli bilgiler verdiniz. Yani vatandaşlar şöyle yanlış bir algı içerisinde. Ya ben işte bir beyin cerrahına gidersem bana sadece ameliyat der ya da ilaç yazacak. İşte ben ameliyat olmak istemiyorum. İşte gideyim ya biraz da herhalde dışarıdaki vatandaş biraz daha samimi geliyor galiba anladığım kadarıyla. Ameliyattan da korkuyorlar. Ya burada ameliyat olmaktan korkmaktan ziyade felç olmaktan korkmanız daha önemli. Bir uzman size ameliyat öneriyorsa... Yani ciddi anlamda size bir ameliyat önerilmişse ameliyat olmanızda fayda var. Sonrasında felç olan bacağı işte hocam söylüyor geri dönüşü ne yazık ki bunun olmayacak. Olmuyor maalesef. Peki hocam bel konusunda konuştuk. Boyun fıtığı biraz daha farklı mı yoksa bel fıtığı ile aynı mı? Bu konuda ne demek istersiniz? Boyun fıtığı bel fıtığında biraz daha farklı. Şöyle tedavi yönetimi birazcık daha farklı. Aslında evet. Daha yüz güldürücü tedavi seçeneği olan bir rahatsızlıktır. Aynı beldeki gibi yine boyun omurlar arasında bu sefer fıtıklar gelişiyor. Kişilerde boyun ağrısı, omuz ağrısı, hangi taraftaysa işte o tarafa vuran kol ağrısı, uyuşukluğa yol açıyor, geçmeyen ciddi. Biz çektiğimiz MR tetkikleriyle oradaki fıtığın gene boyutunu, seviyesini tespit ediyoruz. Ona göre de tedavi planlaması yapıyoruz. Yine bel fıtığındaki gibi boyun fıtığında da birçok fıtık ameliyatsız aslında iyileşiyor. Çeşitli boyunluk yöntemleriyle, fizyotedavi yöntemleriyle, ilaç tedavileriyle toparlıyoruz. Diyor. Şöyle bir şey düşünün, fıtığınız olduğu zaman çıkan parça belli bir müddet sonra içindeki su miktarını kaybeder ve küçülür. Evet. Ve olduğu yere yapışır. Bazen küçük patlak parçalar da olsa biz bunlara ameliyat demeyiz zaten. Birkaç hafta içerisinde biliyoruz ki o parça biraz daha küçülecek, olduğu yere yapıştırması evet. Sağlandıktan sonra da kişinin ağrısı geçecek. O yüzden çoğu hastaya aynı boyun fıtığında da bel fıtığındaki gibi direkt ameliyat demiyoruz. Ha ameliyatlık olanlar, ciddi ağrı yapanlar, omurluya veyahut da çıkan oradaki sinirlere ciddi bası yapanları da ameliyat seçeneğimiz var. Buradaki ameliyat seçeneğimiz bel fıtığından biraz farklı. Bunu önden yapılan bir ameliyatı var. Ameliyat tekniği farklı. Burada soluk borusundan önden bir kesiyle giriyoruz. Soluk borusu ve yemek borusunu aralayarak şah damarının arasından geçip fıtığın olduğu seviyeye ulaşıyoruz. Ve oradaki diski bel fıtığından farklı olarak tamamen boşaltıyoruz. Tamamen boşalttığımız için orada bir boşluk oluşuyor. O boşluk olan yere de bir parça koyuyoruz. Yapay bir parça. Bazen hareketli bazen hareketsiz. Ve ameliyatı sonlandırıyoruz. Böylece sinir basını ortadan kaldırmış oluyoruz. Orada diski tamamen boşalttığımız için bel fıtığın, boyun fıtığından ameliyat olmuş bir hastanın aynı yerden bir daha nüksetmesi, tekrar boyun fıtığı olma ihtimali yok. Belden farklı olarak. Belden biraz daha farklı. Evet. Bazen koyduğumuz parçalar çok nadiren yerinden oynama yapıp çok bir daha müdahale gerekebiliyor ama bu çok düşük bir oran. O yüzden boyun fıtığı ameliyatları bel fıtığından aslında daha yüz güldürücü ameliyatlardır. Kişilerin ağrıları anında geçer. Belki bir haftalık bir boyunluk kullanırlar. Ama yatış pozisyonları tekrarı olmadığı için aynı yerden bir daha fıtık gelişmeyeceği için fıtığı teknik olarak tamamen temizlediğimiz için çok daha yüz güldürücü ameliyatlardır. Çünkü bel fıtığında tamamen temizleyemiyoruz. Yani tarih içerisinde denenmiş o yöntemler ama çok, evet. Vücudun bütün ağırlığını taşıdığı için iki sert cismin kemiğin birbirine sürtmesi sonucu başka sorunlar çıkıyor. O yüzden bel fıtığında tamamen temizleyemiyoruz. Çıkmaya meyletmiş kısmı, bozuk kısmı alıyoruz sadece. Hocam peki bir de özellikle fıtık ameliyatlarında kullanılan yöntemlerden bir tanesi vidalama ameliyatları. Evet. Bu vidalama ameliyatlarını ne zaman tercih ediyorsunuz? Ne zaman yapılıyor bu ameliyatlar? Evet. Şimdi vidalama ameliyatlar aslında biz beyin cerrahlarının en son silahlarından biri. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, mümkün olduğunca benim ameliyat tercihimde biz mümkün olduğunca ben şahsen
hastanın normal anatomisini bozmadan yapılabilecek en küçük kesiyle yabancı cisim takmadan en küçük, en minimum ameliyatı yapmaya çalışırız. Evet. Normal anatomiyi, normal yapıyı bozmamaya çalışırız. Vidalı ameliyatlar birazcık daha farklı ameliyatlardır, daha büyük ameliyatlardır ve burada omurganın yapısının bozulmuş olması lazım. Yani omurga artık kendi yapısını taşıyamıyor olması lazım ki biz vidalı ameliyatlara geçelim. Bunu şöyle düşünelim. Yani bir serçeye işte taş atacaksınız. Küçük bir taş atmak yerine roket atıp onu yakalamaya çalışmak gibi. Her fıtığa, bel fıtığına vidalı ameliyat yapılmaz zaten. Bel fıtığı ameliyatlarının çok büyük bir yüzdesi vidasız ameliyatlarla yapılır. Evet. Bu vidalı ameliyatlar kimlere? İleri spinal cerrahi dediğimiz konuya geliyor. Burada işte kişilerin bel fıtığı, bel kırığı varsa, omurga kırığı varsa, omurgalarında bel kayması dediğimiz halk arasında bel kayması varsa veya da kişilerde fıtık tekrar eder biliyorsunuz. Sıkıntısı evet. Budur zaten fıtık hastalarının. Kişiyi ameliyat ederiz, gelir aynı yerden tekrar etmiştir. Bir daha ameliyat ederiz. Yeniden bir daha yeniler. Eğer böyle tekrarlamaya çok meyilli fıtık varsa tekrarını engellemek için vida takabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi bazı dar kanal, omurganın daraldığı, özellikle yaşlı hastalarda gördüğümüz fıtık artı kireçlenmeye bağlı omurganın tamamen daraldığı durumlar oluyor. Bu durumlarda vidalı ameliyatlar yapıyoruz. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca az vidasız ve en son seçenek olarak yapıyoruz. Bu vidalı ameliyatlarda omurgayı arkadan açıp vidalarla sabitliyoruz. İşte kayması varsa kaymasını düzeltiyoruz. Kırığı varsa kırığın iyileşene kadar obası altında kalmamasını sağlıyoruz. Burada vatandaş aslında şunu da merak ediyor. Genelde işte vidalama, platin ve benzeri denilince ya işte bu beni, özellikle yaşlı teyzeler biliyorsunuz, hocam bu beni kışın üşütür mü? İşte efendim güvenlik cihazından geçerken öter mi? Geri veya işte bu benim vücudum bunu ne kadar sürede kabullenecek? Evet. Bu tür sorular ne gibi bir şey yapıyorsunuz? Şimdi kullanılan malzemeler tabii tıp ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe kullandığımız malzemeler de çok gelişti. Kullandığımız malzemelerin hepsi esasında MR ile tomografi ile uyumludur. Tabii. Kullandığımız. Bu ameliyatlarda takılan vidalar ömür boyu kalabilir aslında. Herhangi bir şekilde tekrar çıkarmamıza gerek yok. Ama çıkarmak gerekirse de yapılan ameliyatın çeşitine göre bir takım kemikleşmeyi sağlayacak ameliyat esnasında bu vidaların etrafına koyacağımız kemik yapıcı maddelerle 7-8 yıl sonra vidaların çıkma ihtimali olabiliyor. Çıkarabiliyoruz bazen rahatsızlık verirse hastaya. Ama genelde bir rahatsızlık vermediği sürece ömür boyu kalır bunlar. Üşütme yapar mı? Yapmaz. İşin açıkçası söyleyeyim. Vücuda uyumu tamdır. Yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde vücuda uyumunu sağlar. Kişi orada vidası olduğunu unutur. Bilmez. Evet, bilmez. Ama şöyle bir şey. Tabii ki hareketli olan bir omurgayı siz vidaladığınız zaman hareketsiz hale getiriyorsunuz. Bu da kişinin hareketlerini, bel hareketlerini biraz kısıtlar. Bu vidalı ameliyatlar yapıldıktan sonra yıllar içerisinde gördük ki bu vidaların takıldığı yerin altında ve üstünde zamanla komşu segment hastalığı dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Orada neden? Şimdi belinizde öne eğildiğiniz zaman her omurga 10 derece 15 derece öne eğilmeyi sağlıyor. Biz arkaya diyelim ki gereksiz yere çok fazla vida attık. 4 seviyeyi vidaladık. Bu sefer öne eğilme işlemini o vidaladığımız yer yapmayacak. Onun üstündeki ve altındaki yerler yapacak. 10 derece yapması gereken şeyin için hepsini yüklenecek, 50 derece eğilmeye çalışacak. Bu da zamanla vücut kendini korumaya alıp orada kireçlenmeye, fıtığa yol açıyor. Ve 10 sene sonra, 15 sene sonra o kişiler tekrar ameliyat gerekiyor. Orada darlık oluştuğu için vidayı uzatmak, oradaki darlığı aşmak için tekrar müdahaleler gerekebiliyor. Maalesef böyle bir dezavantajı var. Vidalı ameliyatların çok nadiren de vida kırıkları görebiliyoruz. Çok ama çok nadir görülür. Trafik kazası belki değil. Evet, o yüzden mümkün olduğunca az vida, mümkün olduğunca vidasız ameliyat şeklinde hani ben kendi ameliyatlarımı genelde öyle planlıyorum. Evet hocam. Hocam peki özellikle bel kırıklarında ne tarz bir ameliyat kullanıyorsunuz? Bu da çok fazla görülen bir durum işte. Bazen trafik kazası sonrası görülüyor, evet. Bazen kanser hastalarında görülen bir durum ama burada nasıl bir cerrahi kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle, genç hastalarda genelde bir travmayla görürüz. Yani bu trafik kazası olur, ağaçtan düşer, bir yerden düşer, belinde kırık olur. Yaşlı hastalarımızda bazen kansere bağlı kemiği eritir, kırık olur. Evet. Bazen de çok daha sık gördüğümüz şey osteoporozdur. Yani yaşlı hastalarda kemik kalitesi erir, kemik erir, kemik yumuşar. Normalde kırılmayacak bir ağır bir şey kaldırdığı zaman veya da çok basit bir düşmede, ayağı kayıp düştüğü anda bile belinde çok kolay kırıklar oluşur. Şimdi bu kırık tedavisini aynı kolumuzdaki kırık gibi düşünün. Bir
birkaç tedavi yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ameliyatsız, müdahalesiz tedavi yöntemi. Evet. Genç bir hasta geldi. Belinde kırık var. Bu omurgadaki kırık çok ciddi bir kırık değil. Çok yükseklik kaybına neden olmamış. Aynı nasıl kolumuzu kırıldığında alçıya alıyorsak mesela korselerimiz var. Korseyle ayağa kalk, korseyle otur. Mümkün olduğunca ayağa kalkma ve istirahat et. Bu birkaç ay içerisinde kemik iyileşsin diyoruz. Ama bazen kırık çok şiddetli oluyor ve kırığa bağlı omurliğe baskı, omurliğe kemik parçalarının yaptığı baskı olabiliyor. Böyle bir şey söz konusuysa bu sefer açık ameliyat, bu vidalı ameliyatlar işin içerisine giriyor. Mecburen açıyoruz, vidalı ameliyatlarla açıp vida takıp o kırığı sabitliyoruz. Evet. Kırığın olduğu yeri ve omurliğe bir takım kemiklerden dolayı kemik batmış, omurliği yırtmış, omurliğe zarar vermişse oranın tamiratını yapıyoruz. Daha sık gördüğümüz yöntemlerden bir tanesi de işte ameliyatsız kemik kırığı tedavisi. Burada özellikle yaşlı hastalarımız için geliştirilmiş bir yöntemdir. Mucizevi bir tedavi yöntemidir. Atıyorum amcam abdest alırken ayağa kayıp düşer, belini kırar. O çok karşılaşır. Evet. Çok basit bir düşmeden, ağır kaldırmadan bel ağrısıyla gelir. Şimdi bu hastalara vida takamazsınız çünkü kemikleri erimiştir. Vidaları tutmaz. Vida takamayacağızdır. Yat uya 2 ay boyunca diyemeyiz çünkü kemik kaliteleri kötü. Zaten kemik erimesi var. Kemik iyileşmesi bozuk olduğu için iyileşmiyor. Bizim bu hastalara yaptığımız genel anestezi almadan küçük lokal anesteziyle ameliyatsız dışarıdan özel bir iğneyle girip bir kemik çimentosu, vertebroplasti dediğimiz bir yöntemle tedavi seçeneğimiz var. Özel bir kemik çimentosu hazırlıyoruz ve iğneyle kişiyi ameliyata almadan küçük dışarıdan bir iğneyle o kemiğin içerisine, kırık kemiğin içerisine girip onun içerisine kemik çimentosuyla dolduruyoruz. Ağrısı anında kesiliyor. İyileşme, tedavi süreci anında tamamlanmış oluyor. Sedyeyle gelen bir hastamız bir saat sonra yürüyerek ağrısı geçmiş olarak çıkıyor. Tabii bunu bilen hekimler, işte vertebroplasti, kifoplasti yöntemini uygulamayı tecrübesi olan hekimler bunu uyguluyor. Ben de şahsım adına birçok kez, 100'den 200'den fazla kez uygulamaya başladım. Evet. Evet hocam, gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Bence vatandaşlarımız da izleyenlerin de oldukça merak ettiği konulardı. Gerçekten ağzınıza sağlık. Son olarak peki izleyicilerimize önerileriniz nelerdir? Özellikle bel boyun ağrılarında veya bu cerrahi konusunda branşınızla ilgili neler önermek istersiniz? Şunu söylemek isterim hastalarımıza. Ya bacak ağrınızla, bel ağrınızla çok inatlaşmayın. Özellikle bacağınıza vuran bir ağrı varsa bir doktor görsün. Mutlaka. Size ameliyat önerildiğinde güvenemeyebilirsiniz. Çünkü bu hasta hekim ilişkisi bir güven ilişkisidir. Ameliyat olacağınız hastaneyi, doktoru seçmekte gönül rahatlığı olsun. Ben hastalarıma hep ikinci bir doktora, üçüncü bir doktora muhakkak görünün. Hanginiz İçiniz rahat ediyorsa, hanginiz aklınıza yattıysa o tedavi seçeneği, aradaki farkları görün diye öneriyorum. Doktora gitmekten çekinmesinler. Tabii ki ameliyat bir zor bir karardır. Bizim işimiz ameliyat, cerrah olarak tabii ki ameliyat kısmını daha çok üstleniyoruz bu tedavilerin ama şunu da bilsinler. Biz zaten ameliyatsız tedavilerin çoğunu yönlendiriyoruz. Tabii çoğuna zaten ameliyat demiyoruz. Doğru yerlerde, doğru işler yapıldığında doğru hekimlere tedavi olduklarında ağrılar başarı şansları çok yüksek olur. Geçmiş olsun demek lazım hepsine. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İlerleyen süreçte inşallah yeniden bir yayın daha yapmak isteriz sizlerle. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Evet değerli Kanal 68 izleyenleri, Oğuz Balkış hocamla, beyin ve sinir cerrahı ve omurilik cerrahı hocamla gerçekten mükemmel bir yayın gerçekleştirdik. Eminim ki aklınızdaki birçok soruya cevap aldınız. İlerleyen günlerde haftaya cumartesi günü yine saat 9'da tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.